3 numarayla devam ediyorum dostlar. Bakalım ne diyor. Bir torbada 3 beyaz, 4 siyah, 5 kırmızı top vardır. Torbadan arka arkaya geri atılmamak şartıyla 3 top çekiliyor diyor. Peki tamam, çekilsin. İlk ikisinin siyah, üçüncünün de kırmızı olma olasılığı. He, bak şimdi dostum. Burada da olay ne? İlk ikisi siyah olsun diyor. Üçüncüsü de kırmızı olsun diyor. Yani sırayı bize belirtiyor zaten. Burada şunlara bakmanıza gerek yok. Hani bir de 3 ile çarpıyorduk ya bir önceki köşe taşında. 3 ile çarpmayacağız. Çünkü direkt sırayı belirtmiş bize adam. Peki birinci topun siyah olma olasılığı. Şimdi kaç siyahımız var? 4 tane siyah var. Kaç topun arasından çekiyorum? 12. Çarpı ikinci topun siyah olma olasılığı. Şimdi topu geri atmadığım için torbadan top eksildi. 11 tane top kaldı. Siyahlarından birini çekmiştim. 4'tü. 3 tane de siyah kaldı. Çarpı şimdi kırmızı top çekeceğim. Yine 2 tane top çektiğim için 10 tane top kaldı torbada. 5 kırmızıdan da birini seçmek istiyorum arkadaşlarım. O yüzden yukarıya da 5 yazdım. İşte bu işlemin sonucu direkt cevap olacak. 4 kere 3 12'dir. 12'yi götürdü. 5 ile 10'u sadeleştirelim. 2 kaldı. Yukarıda 1, aşağıda da 11 ile 2'nin çarpımı 22 kaldı. Yani sorumun cevabı 1 bölü 22 olacak Edirne'de dostlar. Evet, geldik ikinci sorumuza. Bir grupta 4 kız 6 erkek vardır diyor. 4 kız 6 erkek. Toplam 10 kişi var. Rastgele seçilen birinci kişi başkan, ikinci kişi de başkan yardımcısı yapılıyor. Başkanı diyor, yani birinci seçtiğin kişiyi kızlardan seçme. Hemen kızların sayısı kaçtı? 4 kişiydiler. 10 kişi arasından seçtim ben bu 4 kişiden birini kardeşlerim. Çarpı, şimdi ikinciyi seçiyor. Erkek olsun istiyor. 6 tane erkek var. Peki geriye kaç kişi kaldı toplamda? 9 kişi kaldı. 9 kişiden birini seçeceğim ama erkek olacak. 6 kişiden birini seçeceğim dedim. Peki düzenleyelim bunu. 2'ye bölelim 2, 2'ye bölelim 5, 3'e bölelim 2, 3'e bölelim 3, 2 kere 2 4, 3 kere 5 15 dedik. 4 bölü 15'miş sorumun cevabı. 3 numarayı okuyorum dostlarım. 9 kartın 3'ünde 6, 4'ünde 5, ikisinde de 4 yazmaktadır. Şimdi 9 tane kart var, 3'ünde 6 yazıyor. Şöyle 3 tanesinde 6, 6, 6 yazıyor. 4 tanesinde de 5, 5, 5, 5 yazıyor. 2 tanesinde de 4 yazıyormuş dostlarım. Ha, bunlarda da 4 yazıyor. Sırayla 4 kart çekilip yan yana konulacak. Kartların şu sırayla gelmesinin olasılığı nedir diye soruyor. Yani birinci kartımın 6 olmasını istiyor. Şimdi 6'ların sayısı kaçtı? 3 tane 6 var. Toplam kart sayısı da 9'du. Çarpı. İkincisinin 4 olmasını istiyor. 2 tane 4'üm var. Bak 6'lardan birini aldım. 2 tane 4'üm var. 2 tane. Geriye kaç top kaldı? Şunlardan birini aldığım için 2, 4, 6, 8 top kaldı. 9 taneydi. Az önce 6'yı aldığım için 8 tane kaldı. Şimdi 4'lerden birini de aldım. Çarpı. Üçüncü top 5 olsun istiyor. 1, 2, 3, 4 tane 5'im var. Toplamda kaç topum kaldı? 7 tane. Yine çarpı. Üçüncüsünün 6 olmasını istiyor. 2 tane 6'm var. 2 tane. Bölü. Kaç tane topum kaldı geriye? Kaç tane kartım kaldı? 6 tane. İşte bu işlemin sonucu cevap olacak. 3 ile 2'nin çarpımı 6'dır. 6'yı götürsün. 4 ile 2'nin çarpımı da 8'dir. 8'i götürsün. Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda 7 kere 9, 63. Cevabım Bursa'daymış dedim. Ve geldim 4. soruya. Bir 5 madeni para sırasıyla atılıyor. 5 tane atıyorum arkadaşlarım. Paralardan birincinin yazı, ikincinin tura, üçüncünün yazı, dördüncünün tura, beşincinin de yazı gelme olasılığı kaçtır diye bir soru soruyor bize. Yazı gelme olasılığı 1 bölü 2 idi çarpı tura gelme olasılığı da 1 bölü 2'dir. E yazı yine 1 bölü 2'dir, tura yine 1 bölü 2'dir, yazı da 1 bölü 2'dir. E çarptık bunları 1 bölü 2 üzeri 5'ten 32
dedik sorumuzun cevabına. Adana çıktı arkadaşlar. Ve geldim 4 numaralı köşe taşına. Bakalım ne diyor. Birinci sorumuz. Şu odaklanmayı merak ediyorum nasıl diye arkadaşlarım. Şöyle bir bakayım. Zaten iyiymiş lan. Ben mi bozdum? Heh, güzel oldu. 5 kız 4 erkekten oluşan bir gruptan rastgele 3 kişi seçiliyor. En az birinin erkek olma olasılığı kaçtır diye bir soru sormuş. Arkadaşlar bundan yine biz TYT kitabımızdaki olasılık sorularından çözmüştük. Orada gayet güzel de tane tane de anlattık. Bir kez daha burada da çözelim şimdi. Diyor ki 5 kız 4 erkekten oluşan bir grup var. 3 kişi seçilecek. Yani sen şimdi 9 kişiden 3 kişiyi seçeceksin diyor. İşte 9'un üçlüsüdür hemen. Bunu da ne yapıyorum dostlarım? 9'u 3 defa açıyorduk. 9, 8, 7. Aşağıya da 3'ün faktöriyeli. 3 çarpı 2 çarpı 1. Sadeleştirme yapalım. 3'e bölelim 3 kalsın. 2'ye bölelim 4 kalsın. 3 kere 4. 12. 12 ile de 7'nin çarpımı 84. Yani şurası 84. Şimdi rastgele 9 kişiden 3 kişiyi seçtim. Bu tüm durumdu dostlarım. 84 paydaya yazılacak. Şimdi istediği şeye bulalım. En az birinin erkek diyor. Bir tane erkek seçebilirsin diyor. İki tane de kız seçebilirsin. Ya da iki erkek seçebilirsin, bir kız seçebilirsin. Ya da üçünü de erkek seçebilirsin. En az bir erkek demek ya bir erkek, ya iki erkek ya da üç erkek olacak demektir. Peki bunların arasına da artı koyacağız. Bir erkek seçeceğim ben şimdi. Nasıl seçiyorum? 4 erkekten birini seçtim. Çarpı 2 kız seçeceğim. 5 kızdan ikisini seçtim. Artı. Şimdi 2 erkek. 4 erkekten ikisini seçebilirim. 1 kız, 5 kızdan birini seçebilirmişim. Artı. Ya da diyor 3'ü de erkek olsun. O halde 4 erkekten 3'ünü paketledim dostlarım. Bu da böyle oldu. Peki devam. 4'ün birlisi 4. 5'in ikilisi 10. Artı 4'ün ikilisi 6. 5'in birlisi 5. Artı 4'ün üçlüsü de 4 yapıyor dostlarım. Burayı da topladığınızda 40, 30, 70 yaptı. 74 yaptı. Bu da istenilen durum. İstenilen durum 74, tüm durum 84, böldüm 37 bölü 42. Yani cevap Adana'dan geldi arkadaşlar. 2 numara. 2 madeni para ve 2 zar birlikte atılıyor. Tamam, parayla zarı atıyoruz. Paralardan en az birinin yazı. Şimdi paralardan en az biri. Paralar için olasılık bulalım arkadaşlar. En az biri yazı dediğine göre ya yazı tura gelecek, ya tura yazı gelecek, ya da yazı yazı gelecek dostlarım. Yani normalde bir para iki kere iki para atıldığında gelme ihtimali olan şeylerin sayısı 4. Yani 2 üzeri 2'den 2 para atıyorum. 2 üzeri 2'den 4 tane gelebilecek durum var. Bana da diyor ki bunlardan 3 tanesini istiyorum ben. En az biri yazı olsun diyor. Ya yazı tura. Ya tura yazı ya da yazı yazı olur bu. O halde paranın istenilen olasılığı 3 bölü 4 geldi. Bu 1. Şimdi bir de zar atıyormuşuz arkadaşlar. Zar. Şimdi zarın bir atımında kaç durum vardı? 6 durum. 1'den 6'ya kadar. 2 üzeri 6'dan o halde 64 tane durumu vardır normalde. Bir zarı atıldığında 64 durum. Yok. 2 üzeri 6 diyorum ya. 6 üzeri 2'den 36 tane durum vardır arkadaşlarım. 6 üzeri 2'den. 2 zar atıyoruz. 36 tane durumu var bu keratanın. Gelmesi muhtemel 36 durum var. Ne istiyor bizden? Zardaki sayıların toplamının 4'ten küçük olmasını. Şimdi neler olabilir? 1 ile 1 olabilir. 1 ile 2 olursa yine toplamı 4'ten küçük. 2 ile 1 gelseydi yine toplamı 4'ten küçük olacak mıydı dostlarım? O halde 3 durum bulduk. İstenilen tüm zar atıldığındaki tüm durumda 36 idi. 3 bölü 36'dan 1 bölü 12 geldi. Bunun da durumu. Peki parayla zar bağımsız olaylar değil mi? Yani paranın yazı gelmesi zarın 5 gelmesini etkilemeyecek kardeşim. Bir alakaları yok.
Parayı bir yerde fırlatıyorum, zarı başka bir yerde fırlatıyorum. İkisi birbirinden bağımsız olay olduğu için ne yapıyoruz? Olasılıklarını çarpıyoruz. Yani 3 bölü 4 ile 1 bölü 12'yi çarpıyorum. 3 ile 12'yi sadeleştirdim. 4 kaldı burada. Yani 1 bölü 16 çıktı. Sorumuzun cevabı dostlar. Ve geldim 3 numaraya. Diyor ki kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden rastgele biri yazılıyor. CDE elemanlarından en çok ikisinin bulunduğu bir küme olma olasılığı kaçtır? Dostum 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı 5'in üçlüsü. O da 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 faktöriyelden gitti gitti 2, 10 geldi. Şimdi paydaya 10 yazacağız. Şimdi pay kısmına ne yazacağız? En çok ikisinin bulunduğu dediği için ben şöyle yapıyorum. Üçünün birden bulunduklarını bulalım. Üçü birden üç elemanlı zaten bir küme oluşturuyor ki bir tane olur bu durumda. Yani 1 bölü 10 desem bu istenmeyen durum olacak. 1 bölü 10. İstemediği bu. Birden de istemediğini çıkartırsam biliyorsunuz kesin olay 1'dir. Birden 1 bölü 10'u çıkarttığında 10, 1 çıktı. 9 bölü 10'dur dedim. Sorumuzun cevabı. Yani ben şöyle yaptım. Diyor ki mesela bir sınıfa giriyor adam. Kızların sayısı kaçtır? İstersen tek tek kızları da bulabilirsin sayısını. Ya da şöyle de yapabilirsin. Tüm sınıftan erkekleri çıkartabilirsin. Yani istemediğini çıkartabilirsin değil mi? Erkeklerin sayısını çıkarttığında kızların sayısını bulursun. Bu da onun gibi. Ne yaptım ben? Tüm durumun kesin olayın olasılığı 1 olduğu için birden istemediği durumu yani üçünün bir arada olması durumunu çıkarttım. Geriye istediği durum kaldı. Geldik 4 numaraya. Bu ne diyor? 6 madeni para birlikte atılıyor. Paralardan en çok 4'ünün tura gelme olasılığı kaçtır diye bir soru sormuş. En çok 4'ünün tura gelmesini istiyor. Ben de diyorum ki en çok 4'ünün gelmesini istiyor ya. Ben de şöyle diyeyim. 5 tanesi tura gelsin. Hani bu istemediği durum. Bir tanesi yazı gelsin. Ya da hepsi tura gelsin. İşte bunların ikisinin toplamı istemediği durumdur arkadaşlarım. İstemediği şey bu. Peki şunun olma olasılığını buluyorum. Bunun cevabı 6 faktöriyel bölü 1, 2, 3, 4, 5 tanesi tekrar ettiği için 5 faktöriyeldir. O da 6 gelir. Bunun cevabı ne diyecektik? 6 faktöriyel bölü 6 faktöriyeldir. Tekrar edenlerin sayısı bunun cevabı da 1'dir. Yani istemediği durum 7. Bu istemediği. Peki toplamda 6 parayı atınca 2 üzeri 6'dan kaç tane geliyor arkadaşlarım? 64 tane durumumuz var. 7 bölü 64 istemediği durum. Ben bunu birden çıkartırsam 64 7 çıktı. 57 bölü 64 oluyor. Sorumuzun cevabı goberler. Evet bakalım hadi bu videoda da durduralım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin dostlar.